Evet arkadaşlar, şimdi halk biliminde artık kuramları daha önceki videoda halletmiştik. Halk bilimine dair hepsini hallettik. Şimdi artık halk edebiyatına doğru gidiyoruz. Halk edebiyatında arkadaşlar anonim halk edebiyatından anlatmadık türler ve zaten arkadaşlar bayağı yani diyebileceğim o ki arkadaşlar en az bir 7, 8, 9, 10 belki de 12 video zaten anonim halk edebiyatına devam edecek. Şimdi bakın. Beraber bakalım. Türk halk edebiyatı. Arkadaşlar kuşaktan kuşağa taşınan sözlü kültür neydi? Kuşaktan kuşağa taşınan sözlü kültürü ne inceliyordu? Halk bilimi inceliyordu. İşte bu sözlü kültürle oluşan masal, destan, halk hikayesi, fıkra, atasözü artık her neyse. Bunların ürünlerini inceleyen bilim dalına ne diyeceğiz? Halk edebiyatı. Demek ki bunların nelerini inceleyecekmişiz? Ürünleri. Bunun adı ne olacakmış arkadaşlar söyleyin? Halk edebiyatı. Anlaştık? Şimdi gelin bakalım buradan biraz daha dikkatimizi vererek gidelim. Bak. Yöntem üzerinde halk edebiyatı. Yöntemi üzerinde duran ilk bilim adamı Fuat Köprülü'dür. Yani burada adam halk edebiyatını incelemeyi ve edebiyatı incelemenin yöntem kaygısı üzerinde durmuştur. Bakın hangi eserlerle? Bir, Türk edebiyatında usul. Türk edebiyatta usul önemli. Neden? Türk edebiyatının usulünü veriyor bize. Yani Türk edebiyatının usulünü veriyor derken aslında bizim burada kastettiğimiz şey nedir hocam? Türk edebiyatının usulü derken eski tezkerecik anlayışlı köşeyat. Çağdaş bir şekilde nasıl Türk edebiyatını araştırabilirsin? Bunu verdi. Sonra geldi. Türk edebiyatı tarihi. Usulü vermiş diye nasıl yazacağım diye uygulaması geldi. Türkiye'nin ilk çağdaş edebiyat tarihi. Sonra geldi. Aşık tarzının menşei ve tekabülü. İlk defa aşık tarzı halk edebiyatı ne yapıldı? Çalışıldı. İncelendi ve bir metin olarak önümüze getirildi bir kitap olarak. Türk edebiyatı üzerine ilk mutasavvıflar. Mutasavvıflar derken ne demek? Tasavvufçular. Ağzını. Dini tasavvuf halk edebiyatına da merak sardı. O zaman Fuat Köprülü'nün halk edebiyatta ne kadar değerli bir adam olduğunu gördük mü? Genel edebiyatta değerli ama halk edebiyattaki değerini gördük mü? Türk edebiyat tarihinde usul. Tezkerecik anlayışını bitir. Bir, çağdaş edebiyatı nasıl yazarsın? İki, Türk edebiyat tarihi. Türkiye'de yazılan ilk çağdaş Türk edebiyat tarihi. Tezkerecik anlayışının bittiğinin göstergesi. Aşık tarzının menşei ve tekabülü. İlk defa aşık tarzı Türkiye'de çalışıldı. Ve Türk edebiyatta ilk mutasavvıflar. Bakın o da tasavvuf edebiyatı hakkında bir kaynaktır. Olay bu. Sonra geldik. Kime geldik? Ziya Gökalp. Ziya Gökalp arkadaşlar genç kalemlerde ve daha sonra da çalışmalar ünlüdür değil mi? Hatta altın ışık kızıl alma, kızıl elma şeklinde nedir? Türk masallarına ilgisi de vardır. Bak iki yaz. Usullere dair harekat bir masallar ve usullere dair tandırname. Hocam ne yaptı? Usullerini anlattı işte. Usullerine dair tandırname de ilk defa bir masal derlemenin yöntem ve bilgileri verildi. Farkındaysanız bunlar boş beleş eserler değil. Yani ne? Hep yöntem üzerine takılıyorlar. Yani bilimsel. Öylesine konuşma değil. Bilimsel. Bak Fuat Köprülü nasıl çağdaş edebiyat tarihi yazılır dedi. Bu da arkadaşlar Ziya Gökalp'te usullerine dair tandırnamede ne dedi? Bir masal yöntemi, bir masal derleme yöntemi nedir dedi. Adam bunu ne yaptı? Söyledi. Sonra Saadettin Nuzet Ergun ve arkadaşlar Ferit ne yaptı? Konya Halkiyat ve Harsiyatı. Konya Halkiyat ve Harsiyatı'nda alan araştırmasına dair ilk bilgiler verdi. Yani bir alan araştırmasına, bir derlemeye nasıl çıkarsın ve bu metinleri nasıl elde edersin, bu ürünü nasıl incelersin dertleri bu oldu. Şöyle arkadaşlar, özet olarak şöyle halk edebiyatının hafif de tarihçesinden bahsetmiş olduk mu? Bu arada halk edebiyatı folk literatür. Tamam. Folk literatür. Yani folk, halk, literatür, edebiyatı. Yani arkadaşlar yabancı İngilizce folk literatürden ne yapılmış bir kelimedir? Türetilmiş bir kelimedir. Şimdi baktık. Anonim halk edebiyatıyla başlıyoruz. Çok uzun sürecek arkadaşlar. Anonim halk edebiyatı uzun sürecek ve anlatmalık türler en uzun süren boyut olacak. Bunların içine mit girer. Efsane girer. Masal girer. Fıkra girer. Halk hikayesi girer. Alkış kargış girer. Atasözü girer. Bilmece girer. Ya girer de girer kardeşim ya.
Halk tiyatrosu, Karagöz, Orta Oyunu, Meddaköy, Seyirlik. Kardeşim girer de girer. Demek ki en uzun sürecek yer. Şimdi o zaman madem bu kadar uzun sürecek bir an önce ne yapalım? Başlayalım. İlk kavramdan başlıyoruz. İlk kavramımızın adı ne? Mit. Yunanca mitos'tan gelir. Hocam mitler hakkında çalışmaları kim yaptı? Mircea Eliade. Mircea Eliade yaptı. Bunun üzerine en yoğun çalışmaları yapan kişi Eliade. Şimdi bakın. Mitler. Bir, evrenin yaratılışıdır. Demek ki yorumlayarak giderim. Mitler evrenin yaratılışıdır. Mitler her zaman bir yaratılışın hikayesidir. Tamam mı? Neyin hikayesi? Yaratılışın hikayesi. Ve kutsal bir öykü. Aha, kutsal bir öykü. Demek inanılık vasfı var mı? Var. Kutsal kabul ediyor. Masallara kimse inanmıyor. Ama mitlere ne yapıyor? İnanıyor. Çok uzak geçmişte. Mesela şöyle sınıflandıracaksak. Bu yaşadığımız zaman dilimiyiz arkadaşlar. Efsane hemen hemen bu zaman diliminde ya da biraz önce gerçi. Önce olarak düşünür zaman. Ama mitler çok önceden. Geldik buraya. Kolektiftir. Toplumsaldır. Yani bireysel değil, bireyi ilgilendirmez. Nereye ilgilendirir değerli kardeşlerim? Toplumu ilgilendirir. Toplumuna ne yapar? İnanır. İnandırıcı vasfı koyar. Ve toplum tarafından ne kabul edilir? Kutsal kabul edilir. Kutsal ve gerçektir. Mitler, değerli kardeşlerim, bir köken bilgisidir. Köken bilgisidir. Miti bilen kökenini bilir. Miti bilen geçmişini bilir. Miti bilen kökenini, insanlığın nereden geldiğini bilir. Miti bilen tanrıların nereden geldiğini bilir. Miti bilen dünyanın nereden oluştuğunu söyler. Yani bir köken bilgisidir. Ve yaratılışın ne ülkeleri demişim, bakın dikkat. Gerçek ülkeler. Bak gerçek derken gerçek gibi kabul edilen, tamam mı? İnsanlar bunu ne gibi kabul ediyorlar? Gerçek gibi. Doğaüstüdür ve tanrısaldır. Ha? Doğaüstüdür. Demek ki tabiat üstü. İnandırıcılık vasfı her ne kadar olmasa da insanlar buna ne yapacaklar? İnanacaklar. Yani inandırıcılık vasfı var gibi kabul edeceksin. Doğaüstüdür. Yani bunu kahramanlar, tanrılar, tanrıçalar olabilir. Demek ki tanrı, tanrıça gibi kavramlardan hasıl olmuş bir kelime olma ihtimali her zaman vardır. Ve ilkel din bilimidir. Yani sonuçta dinle alakalı mitler de karşımıza çıkacağı için bir nevi ilkel din bilimidir. O zaman arkadaşım, mitlerin özelliklerini şöyle bir görmüş olduk mu? Yaratılış anlatan, her zaman yaratılış anlatan kutsal öykülerdir, toplumu ilgilendirir, gerçek kabul edilir, köken bilgisidir, yaratılışın gerçek öyküsüdür, tanrıçalar, tanrılar vardır. Ve ilkel bir nedir? Din bilimidir. Şimdi şöyle bakalım. Bir, ilk mitlerle başlayalım. Mit türleri, kırmızı ile yazdığım ana mit türlerini bir görelim. Bak, bir, kozmogoni mittir. Kozmogoni mitleri evrenin yaratılışını anlatır. Evrenin, dünyanın oluşunu anlatır. Kozmogoni. Tamam. Teogoni mitleri. Bakın teogoni. Teokrasi vardı yani. Dini yönetim. Teogoni tanrıların nereden geldiğini anlatır. Bak. Antropogoni. Antropoloji. Irk bilimi. İnsan biliminden getir. Ya da türeyiş mitleri. İnsanların nereden geldiğini anlatır. İnsanların nereden geldiklerini anlatan mitler antropogoni türeyiş. Eskatoloji. Eskatoloji de kıyameti anlatır. Yani dünyanın sonunu anlatır. Dünyanın geleceğini anlatır. O zaman ilk etapta bilmemiz gereken dört. Evrenin oluşumu hep beraber kozmogoni. Tanrıların nereden geldiği teogoni. İnsanların nereden geldiği antropogoni. Dünyanın geleceği eskatoloji. Anlaştık. Bir de özel olarak da sınıflandırmalar var. Orada mesela ben arkadaşlar ders notunuza bir tablo yazdım. O tablodaki bazılarını yazmışım. Bir sürü mit türü var. Takvim mitleri. Zamanın oluşumunu anlatacak. Zamanın oluşumu. Takvim zaman. Etiyolojik mitler. Varlıkların etiyolojisi. Kökenini anlatacak. Totem mitleri. İnsanlar. Arkadaşlar bazı varlıklar ile kendileri arasında kutsal bir iletişim kurarlar. Ve bunlarda ne olarak? Bazı varlıklar totem kabul edilir. Arkadaşlar ne miti olarak kabul edilir? Totem miti. Anlaştık. Demek gayet basitmiş. Şimdi mit dediğimiz olay bu. Peki mit üzerine çalışmalar. Bak. Mit üzerine Türkiye'de yapılan en kapsamlı çalışma. Bak. Neymiş? Türk mitolojisi.
Bahattin Öger. Hani size üniversitede birinci sınıfta halk edebiyatına giriş dersinde aldırdıkları şu kalın muhteşem eser. Türk mitolojisi. Bahattin Öger. En kapsamlı çalışma. Peki Türklerde bunlar. Peki yabancılarda var mı? Var. Mesela Verbiski, Potanin, Radlov. Hep bunlar üzerinde çalışmaları var arkadaşlar. Ama Türklerden en kapsamlı dediği zaman ne diyeceksiniz? Bahattin Öger. Şimdi geldik. Abdülkadir İnan. Abdülkadir İnan arkadaşlar yine bir eseri var mı Abdülkadir İnan'ın? Var. Tarihte ve bugün neymiş eserin adı? Şamanizm. Kim yazmış bunu? Abdülkadir İnan. Tarihte ve bugün şamanizm. Demek ki yine kapsamlı güzel bir çalışma. Başka? Mitoloji üzerine araştırmaları kim yapmış? Bilge Seyitoğlu. Türk düşüncesinde kozmogoni, kozmoloji İsmail Taş. Türk mitolojisinin ana hatları Yaşar Çoruhlu. Mitolojiye giriş Fuzuli Bayat. Ama en kapsamlı çalışma dediğiniz zaman aklınıza ne gelecek? Bahattin Öger. Türkleri gelecek mitolojisi. Şimdi gel. Abdülkadir İnan. Tarihte ve bugün neymiş? Şamanizm. Tarihte ve bugün şamanizmi kim yazmış? Abdülkadir İnan. Bilge Seyitoğlu mitoloji üzerine araştırmalar. İsmail Taş Türk düşüncesinde kozmogoni ve kozmoloji. Türk mitolojisinin ana hatları Yaşar Çoruhlu. Mitolojiye giriş Fuzuli Bayat. Demek ki mitoloji üzerine ne yapılmış arkadaşlar? Çalışılmış. Şimdi geldik. Ama Bahattin Öger kesinlikle unutulmaz. Türk mitolojisinde kütler. Arkadaşlar Türk mitolojisinde insanlar bazı nesneleri kutsal kabul etmişlerdir. Ve o yüzden kendi aralarında bir bağ görmüşler. Onların da bir ruhunun olduğunu düşünmüşler. Mesela evin bir ruhunun olduğunu, suyun bir ruhunun olduğunu ve bu şekilde arkadaşlar küttür işte bunlar, küttür. Yani animizm anlayışı çerçevesinde her canlının bir ruhu olduğunu söylemişlerdir. Ve bu anlayış da küt kavramı doğmuştur. Şu kütlere bakalım. Önce genel kütlere. Bak bir, gök tanrı. Ben burada mesela yine size arkadaşlar yazabildiğimi yazdım bu şekilde ama hani notunuzda birkaç tane daha arkadaşlar var bunlardan hariç de. Yani çok çok aşırı derine inip de mesela hocam diyor mesela ben şunu okuyorum diyor. Diyor Avfi kitabını açtım diyor iki sayfa yazmış ya da yarım sayfa yazmış diyor. Hepsini ezberleyeyim mi? Tabii ki ezberleyeyim hepsini. Bunun bileceğin yerlerini bil. Bak Türk mitolojisinde kütlere gelince. Bir ilk kültümüz ne olsun? Arkadaşlar gök tanrı. Gök tanrı inanç değil mi ya? Zaten bu gök tanrıcılık değil mi arkadaşlar deyin. Bak soyut yaratıcı güçtür. Yani insanları yarattığına inanılan ve hatta devlet adamların bile gök tanrıdan aldığı kutla ülkeyi yönettiğine inanılan yaratıcı güç gök tanrıdır. Yılda iki kez adına kurban kesilir. Herhangi bir kurban değil ha. Lekesiz. Ak aygır olacak tamam mı? Yani lekesiz ak aygır olacak. Yani ben lekesiz ak aygırı keseceğim arkadaşlar. Yani ben iki kere kurban keseceğim. Geldik yöneticiler. Düşün yöneticiler. Devletin yöneticileri var mı? Var. Peki bu kut inancını kimden almışlardır arkadaşlar? Gök tanrıdan. O zaman şimdi bana söyleyin. Dünyanın temel yöneticisi o zaman nedir? Gök tanrıdır. Unutma ya. Gel, gökte oturur ve kut inancını verendir. O zaman Türk mitolojisinde önemli bir kült olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, ilk inanış, Türklerin ilk inanışı arkadaşlar. Gel, güneş ay yıldız. Hocam değerli midir? Değerlidir. Mesela, güneş ata, ay an olarak kabul edilir. Ya da alt aylarda böyle oluyor. Saat Türklerine gidiyorsun, tam tersi bir ata bir ana olabilir. Ama bizim için önemli. Güneş atadır. Ay da yeryüzünde güneşin neyidir? Temsilcisidir. Yeryüzünde güneşi temsil eder. Arkadaşım yıldız, arkadaşlar sonuçta güneş, yıldız aynı şey değil midir? Yıldızda uzakta olan bir güneş olduğu inancı yok mudur? E vardır. E o zaman arkadaşlar aynı şekilde güneş ve ay değerlidir. Köktürk parasının üzerindedir. Yani arkadaşlar Köktürklerde de karşımızda arkadaşlar ne olacak arkadaşlar? Güneş ile ne olacak arkadaşlar? Ay olacak.
Peki beraberliği kullanalım arkadaşlar. Beraber sizinle şöyle Türk bayrağını bir düşünelim arkadaşlar. Sizinle beraber Türk bayrağını bir düşünelim. Türk bayrağının üzerinde ne var? Ay ve yıldız var. Doğru mudur? Ay ve yıldız var. Aynen, o da kütlerden değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar kütlerden kabul edilmedi mi? Ay var. Bir de ne var aydan başka arkadaşlar, söyleyin? Yıldız var. Yıldız bir güneş değil mi? Sonuçta yine ay güneş olarak karşımıza çıkar mı çıkmaz mı arkadaşlar, söyleyin? Çıkacaktır değil mi? Demek ki arkadaşlar burada, demek ki bizim bayrağımızda var. Köktürk parasında da var mı? Var. Ne var? Güneş, ay. O zaman bir Kürttür arkadaşlar. Değerlidir. Bak, Ürgen. Ürgen, yaratıcı nedir? Tanrıdır. Yaratıcı tanrıdır. Altay Türklerindeki en büyük yaratıcı tanrıdır. Ve buraya dikkat et. Yaratılış destanı Verbiski'nin üstasında. Verbiski'nin rüssasında, yaratılış destanında Tanrı nedir? Ülgen, Bay Ülgen'dir. Hocam, Radloff'ta neydi? Radloff'ta Kayrakan'dı. Kayrakan. Ya arkadaşlar, Radloff rüssasında yaratılış destanında Kayrahan'dı ya da Kayrakan'dı. Burada nedir? Ülgen. Demek ki en büyük yaratıcı Tanrı. Yayık. Yayık. Ülgen Tanrı'yla İnsanlar arasındaki aracı ruhtur. Yani burada Ülgen Tanrı ile insanların arasında ne yapıyor arkadaşlar? Aracılık yapan bir nedir? Ruhtur. Suyla geldik. Gökyüzünde insanları ne yapar? Kontrol eder. Tanrı'nın gökyüzünde yere bakıp insanları kontrol etsin diye orada bırakmıştır. Ve bir problem olduğunda hemen gider Ülgen Tanrı'ya haber verir. Yani bir nevi Ülgen Tanrı'nın arkadaşlar, Ülgen Tanrı'nın gökyüzünde insanı kontrol etmekte görevli bir neyidir arkadaşlar? Kanadıdır. Ürün Ağır Toyon, Sağ Türklerine göre en büyük tanrıdır. Yani söylediklerimizin arkadaşlar değişik, aynı şekilde Türk boylarına göre hepsinin farklılaştığını gördük mü? Utkuçu, Ülgen Tanrı'nın neyidir? Elçisidir. Demek ki bu şekilde çıkar. Şimdi geldik. Yeryüzü kütler. Yani her şeyin bir ruhu varmış bakalım. Ruh, arvak, kişioğlu. Arkadaşlar, ruh, arvak, kişioğlu Kırgızlarda herkesin uçabilen bir ruhunun olduğuna inanılır. Yani insanın içinde uçabilen bir ne varmış arkadaşım, söyle bana? Ruh varmış. Ve Kırgızlarda bu arkadaşa arvak bir kişide herhangi bir şekilde yoktur. Kimde yoktur? Baksılarda. Baksılar farklıdır. Talaykan. Talaykan su ruhudur. Ve suların hakimidir. Yeryüzü suyla başlamıştır. Ve o yüzden su hayat kaynağıdır. Su önemlidir. Yokan. Dünyanın neresindeki ruhtur? Merkezindeki. Yani mama diyebiliriz arkadaşlar. Dünyanın merkezindeki ruhtur. Umay. Gebeleri koruyan dişi tanrıçadır. Umay gebeleri ne yapıyor? Koruyor. Gel. Ana Maygıl Akene, Umay'ın bir neyidir? Kalıntısıdır. Geldik, al karısı sevilmez. Anadolu'da hala karşımıza gelir. Al karısı, loğusalarına musallat olan, loğusalarına musallat olup arkadaşlar, o kadını da bebeği de öldürebileceğine inanılan ruhtur, al karısı. Kasırganın, rüzgarın, yerin bir ruhu olduğu inanılır. Tabiat ruhu. Yani tabiatın bir ruhu vardır. Taş. Ya da kaya ruhu. Bak, taş ya da kaya ruhu deyince aklımıza ne gelecek? Taşın, kayanın bir neyi olduğunu inanılır, ruhu olduğunu inanılır. Taşın ve kayanın bir neyi varmış arkadaşlar? Ruhu varmış. Taş değerli, hatırlasana. Uygurların türeyişini. Taşı parçalıyor, Çinliler götürünce ne oluyor? Kıtlık oluyor. Demek ki taşın da bir ruhu var, bize çoğu şey getirir. Geldik dağ ruhu. Dağın da ruhu var. Dağ büyüktür. Bir, dağ kaçılan bir sığınaktır. Türk destanlarında değil mi? Kaçılan bir sığınak. Aynı zamanda kaçılan bir sığınaktan başka dağ nedir? Dağ başka nasıl karşına çıkar? Arkadaşım, dağ yüksektir. Yüksek olduğu için, Tanrı'nın gökte olduğuna inanıldığı için göğe yakındır. Ve bu yanıyla ne verir? Kutsallık verir. Kötü ruhlardan insanlar arındıran ne ruhu vardır? Ateş ruhu. Suyun da bir neyi vardı? Ruhu vardı. Su bir başlangıçtır. Hayat kaynağıdır.
önemlidir. Ve eski Türklerde, yine mitolojik olarak eski Türklerde arkadaşlar evi koruyan bir ruh olduğunu inanılır. Ve o ruh mutsuz olursa evde felaketler olur. Ve o ruh genelde kapı eşiğinde bulunduğunu inanılır. O ruhu mutlu etmek zorundasın. Eğer o mutsuz olursa eyvah! Mutlu etmek için arkadaşlar ona saçı kurbanı. Saçı kurbanı arkadaşlar saçılır. Saçı kurban nedir arkadaşlar? Kansız kurbandır Türklerde. Yani nedir? İçeceklerini atıyorum arkadaşlar. Bir içeceğin suya dökülmesi ya da arkadaşlar bir şekilde arkadaşlar ne yapılması? Onun saçılması. Yani kansız kurban. Ne yapıyorsun? Herhangi bir içeceği alıyorsun, saçıyorsun. Ne oluyor? Saçı kurbanı şeklinde çıkıyor. Ataru. Atalarında neyi vardır diyor? Ruhu vardır diyor. Ölmüş atalarında ruhu vardır diyor. O zaman bunlar. Hocam yeraltı kültleri var. Var. Hatta yeraltı kültü diyeyim ben. Erlik var. Erlik yeraltı ruhudur. Erlik cezalandırılmıştır. Erlik yeraltı ruhudur ve Tanrı tarafından cezalandırılmıştır. Mesela bu Yaratılış Destanı'nda atıyorum arkadaşlar. Bu Kayrakan'ın cezalandırdığı kişidir. Daha sonra erlik adını almıştır. Yani yerin 7 katı altındadır. Tanrı tarafından ne yapılmıştır? Cezalandırılmıştır. Bir de arkadaşlar mevsimleri başlatan ve bitiren yönsel neler vardır? Semboller vardır. Mesela bak. Yukarı taraf ne taraf? Kuzey. Doğru mu? Yukarı taraf ne taraf? Kuzey. Bak. Kuzeyde kara yılan. Aşağı taraf ne? Güney. O zaman söyleyelim. Güneyde kızıl saksağın. Değil mi? Şu taraf neresi? Doğu. O zaman doğuda gökejder. Şu taraf neresi? Batı. Batıda akbars. Demek ki bu da yönler. Mevsimleri başlayıp bitirdin inanılan yönler. O zaman şöyle bir mitolojiye. Biraz derinsel, biraz da arkadaşlar yumuşatarak hep beraber bakmış olduk mu? Arkadaşlar bu kadar derinlik yeter. Zaten ders notlarında da açıklamalı olarak yazdım. Daha fazla bir ayrıntıya girmeniz gerek yoktur. Şimdi geldik. Efsane. Değişik isimler verilmiştir Türk boylarında. Esatir, Efsana, Leganda, Ekiyet, Aytıf, Anız. Arkadaşlar bir sürü adlar var. Bunu yazmışım notunuzda. Bunları artırabiliriz. Şu an gerek duymuyorum. Bu isimler vardır. Tamam bak şimdi gel. Bu efsane nedir? Gerçek ya da hayali. Yani gerçek de olabilir, hayal de olabilir. Ama rahat olun. İnsanlar onu ne olarak kabul edecekler? Gerçek. Şahıs, hadise ve yer hakkında. Demek ki muayyen şahıslar hakkında olabilir mi? Bilinmeyen. Evet. Ve hadise hakkında olabilir mi? Olaylar olabilir. Ya da yer hakkında olabilir mi? Olabilir. Ve gerçek olduğunu inanılan, gerçek gibi kabul edilen türlere demek ki biz ne adını verecekmişiz? Efsane. Masallara göre oldukça kısadır arkadaşlar. Masallar uzundur, efsaneler kısadır. Bir ya da birkaç motiften ibarettir. Çok uzun türler değildir. Ve unutmayın her zaman ne olarak kabul edilecek? Gerçek olarak kabul edilecek. Geldik buraya. Sayım Sakıoğlu masallar hakkında şu özellikleri bize beyan etmiştir. Gelin Profesör Doktor Sayım Sakıoğlu'nun, Sayım Hoca'nın söylediklerini. Bir, şahıs, yer, olaylar hakkında olur. Evet, hadise demiştik olaya. İnandırıcı basit var mıdır? Vardır. Tabiat üstü müdür? Evet. Olağanüstüdür. Ama insanlar ne yapar? İnanırlar. Olağanüstü olur, inanırlar. Kısadır masallara göre ve konuşma dilinde nedir karşımıza çıkar arkadaşlar. Bak, masalların kaynakları olarak üç kaynak görülür. Bazılar der ki, pardon efsaneler. Efsanelerin bir tanesi kaynağı nedir der? Dinden gelir der. Bazıları mitolojiden gelir. Mitolojinin şekil değiştirmiş hali olarak karşımıza çıkar der. Üçüncüsü der ki yok, bunlar gerçek hayatın ürünüdür der. Ve mitoloji gördüğünüz zaman daha eski, çok önceki zaman dilimine aittir. Ama efsane yaşadığımız zamana, çok yakın bir zaman dilimine aittir. Ve farkı budur. Herkes anlatabilir. Masalları masal anası, masal ninesi anlatıyordu. Bunu herkes anlatabilir. Zaman ve mekan nedir hocam? Yaşadığımız zaman dilimi, çünkü gerçek gibi kabul ediliyor. Birkaç motifliktir.
en fazla da taş kesilme motifi karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Şimdi bak, oluşumu teşekkülü 3 kaynakta toplanır. Hani vardır ya bir. Hani sürekli kuramlarda yaptık ya. Bir bölgedeki efsane öbür bölgedeki efsaneye benziyor. Tamam. Nasıl olmuş o zaman bunlar? 1. Kaynaklarla ilgili kural. Arkadaşlar, tüm milletlerde aynı hayal gücü vardır değil mi? Evet. Aynı hayal gücü vardır. Tüm milletlerde aynı hayal gücü varsa, diyor ki burada aynı hayal gücüne sahip insanlar aynı efsaneler ne yapabilir diyor? Türetebilir diyor. Ve öbürü de diyor ki birinin yerine başkasının geçmesi kural. Yani kurallar. Biri diyor ki kaynaklar herkes de aynı hayal gücü varsa diyor. Demek aynı hayal gücü varsa herkes de diyor. Aynı efsaneler oluşturabilir diyor. Bu da diyor ki birinin yerine başkasının geçmesi kural. Bir efsane. Bir adamın üstüneymiş. Tamam. Daha sonra o adamın üstünden kaybolup atıyorum o adam ölüm. Daha sonra o efsane başka bir kişinin üzerine ne yapabilir? Geçebilir. Atıyorum A kişisinin üzerindeki bir efsane zaman geçtikten sonra B kişisine ne yapabilir? Uyarlanabilir. Sıkıntı yoktur diyor. Ve uyarlanabilme kuralı yani gezgin efsane. Bak coğrafya olarak bu X coğrafyası bu Y coğrafyası. X coğrafyasında yaygın olan bir efsane. Tamam. Gezerek göçlerle ve benzeri sebeplerle gidip öbür bölgeye ne yapılabilir diyor? Geçebilir diyor. Ve öbür bölgeye geçerek onun çevresine uyarlanabilir diyor. O zaman üç kural. Bir, kaynaklarla ilgili kural. Herkes aynı hayal gücüne sahipse aynı efsaneler oluşturur. Birine başkasının geçmesi kuralı. Bir kişinin üzerindeki efsane daha sonra başka bir kişiye geçebilir. Geldik uyarlanabilme. Bir bölgedeki öbür bölgede kullanılabilir. En yaygın motif nedir? Taş kesilme. Tasnifine bakın. Genel, 1962'de yapılan genel bir tasnif. Bak, yaratılış ve dünyanın sonunu anlatan efsaneler vardır. Tarihi efsaneler vardır. Mitik olağanüstü tabiat üstü efsaneler vardır. Bir de dini efsaneler vardır. Yani efsaneler 1962'de 4 şekilde tasnif edilmiş. Peki bazı kavramlar hakkında bilgi vereceğim. Memorat. Memoratı Özkul Çoban onu nasıl tanımlar? Bak, olağanüstü varlıklarla görme, dokunma, hissetme yollarıyla iletişime dair hatıralardır. Hani insanların hatıraları vardır ya, nasıl olduğuna dair. Arkadaşlar, hani böyle yatır okula gittiği zaman ilk birbirlerini korkuttuklarına dair. İşte o hatıralardır. Mesela Karabasan bunlardan neyidir birisidir. Örnek hatıralarda hemen üstünde bir ağırlık hissetti. Elini ağzıma kapattı. Elin ortası delikti. Nefes aldım. Şeklinde arkadaşlar. Yani bu hatıralara, olağanüstü varlıklarla arkadaşlar temasa geçtiğini dair hatıralara memorat denir. Bak, bazı hayvan ve bitkilerin oluşumu ve kökeniyle alakalı köken etiyolojik, etiyolojik nedir? Efsane. Evliyaların, sufilerin hayatları kerametlerini anlatan neymiş? Menkıbe. Demek ki bu şekilde ne yapabiliriz? Beyan edebiliriz. Şimdi arkadaşlar, bunların hepsini kolay bir şekilde kafamıza yazmış olduk mu? Önce şunu bir söyleyeyim bak. Masallara kimse inanmaz. Ama efsane gerçek kabul edilir. Tamam? Masal efsane. Masallar uzundur, efsaneler kısadır. Mitler, efsaneye bakalım. Mitler çok geçmişe dayanır. Ama efsaneler biraz daha yakın zamana. Daha sonra içeceğimiz destanlarla kıyaslayalım. Destanlar, destan deyince ne geliyor aklımıza arkadaşlar? Destanlar, destanlar olağanüstü müdür? Evet ama destanlar millidir. Ama mesela masallarda, efsanelerde milli boyut birazcık daha nedir? Azdır. Ye, orada millilik ön plandadır. Şimdi arkadaşlar bir ara verelim. Aradan sonra masallarla beraber tahtamız bitti. Masallarla beraber devam edelim. Buyurun gençler.